Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziye Joyamergın bir grup Kazak gazeteciyle Gaziantep'e geldi. Kazak gazeteciler ilk olarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı İbrahim Ağ ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen heyet üyeleri Gaziantep ve Türk basını hakkında bilgiler aldı. Burası 1969 yılında kurulan bir dernek. Güneydoğu'nun en önemli STK'larından birisi. 1969. 50 yıl olacak seneye. Cemiyetimiz 220 tane üyesi bulunmakta. 220 üyesi var. Bizim jurnalistik odamız. 130 tane sarı basın kartı sahibi, Başbakanlık sarı basın kartı sahibi üyemiz var. Onlardan 130'unda hükümet tarafından gelen sarı yasa diyen kartı var. Gaziantep'te 24 tane yayın yapan günlük gazete var. 24 günlük çıkan gazete var Gaziantep'te. 6 tane televizyonumuz var. 6 televizyonumuz var. 14 radyomuz var. 14 radyosu var. Radyo bayağı bağlı. Radyo evet. Gaziantep her yönden zengin olduğu gibi basın yönünden de zengin bir şehir. Çok güzel. Buna nelerde basamakları arasında Gaziantep Bukhara Akbarat kurallarında özü sıyaktı. Bay. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben daha da sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizleri ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Sizlere de bu işle konak olmak bizim için ülke mertebi. Kendilerini şuna. Gaziantep basını hakkında bilgi veren Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısında 3. kez cemiyet başkanlığına seçilen Başkan İbrahim Ay'ı tebrik eden Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziye Joyamergın, temel amaçlarından birisinin Türk dili konuşulan ülkelerdeki gazeteciler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu kaydetti. Böyle karşıladığınız için misafir olarak misafir vermeniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sizin kazandığınızı biliyoruz. Yeniden çok tebrik ederiz. Başarılarınızı devamını dileriz. Üçüncü dönem değil mi? Ha, üçüncü dönem. Çok güzel. Buradayız. Buradayız. Nasıl?